Merhaba, ben Güney Sentür. futbol muhabbeti programına hoş geldiniz. Nurcan, gündemde neler var? Ya Güney. Hasan Ali Kaldırım diyorum, sen ne diyorsun? Kime diyorlar? Vallahi Galatasaray'a diyorlar, sen ne diyorsun? Şimdi Hasan Ali Kaldırım'la alakalı sabahtan beri yazılıyor, çiziliyor. Evet. Galatasaray taraftarlarından birkaç tanesi istiyor, birkaç tanesi istemiyor. Birkaç tane de haberde Trabzonspor'la gördüm. Trabzonspor'un da istediği anlaştığı yönünde haberler dolaştı medya. Fenerbahçe'de bir ara istenen, bir ara istenmeyen futbolcuydu Hasan Ali Kaldırım. Oynadığı dönemlerde çok kötü oynadığı maçlar da oldu. Çok iyi maçlarda çıkarttı ve geçen seneyi neredeyse sakat yani tüm maçlarında sakattı ve çok maç kaçırdı bu bir dezavantaj Fenerbahçe kendisiyle acaba sözleşme yenilemek istiyor mu istemiyor mu Bu da çok önemli şimdi Galatasaray neden böyle bir oyuncu tercih ediyor ona da bakmak lazım şimdi Galatasaray'da Saratçı diye bir futbolcu var bir bir sene daha sözleşmesi devam edecek kiralık olarak ee, ama iyi bir yedeğe de ihtiyaç var. Şimdi e, gördüğüm tweetlerde şöyle e, de tweetler okudum. E, genç olsa altyapıdan çıksa daha iyi olmaz mı? diye e, yorumlayan bazı taraftarlar vardı. E, şöyle söyleyeyim. ya, yani Bazen futbol öyle bir şeydir ki tecrübeye ihtiyaç duyarsın. Hasan Ali'de bu tecrübe var. Ama bazen de e, gençliğin gençliğin vermiş olduğu çabukluk çabuk kuvvete evet. ihtiyaç duyarsın bu ikisi çok ayrı bir kavram ama zannediyor musunuz ki altyapıda altyapılarımızda daha doğrusu bu şekilde söyleyeyim altyapılarımızda böyle kaynayan kaynayan böyle mükemmel futbolcular geliyor öyle bir şey yok arkadaşlar hemen altyapıya sarılmayın bu altyapılardan çıkan e, oyuncular nadir çıkar 10 yılda bir çıkar 5 yılda bir çıkar. Belki 10 yılda hiç çıkmaz. Trabzonspor bunu çok iyi başardı. Her seferinde söylüyoruz ama Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bunları göremiyoruz. Galatasaray'da Ozan Kabak çıktı. Sonra Fenerbahçe'de Merih çıktı elinden kaçırdı. Yani o yüzden bu tip oyunculara da ihtiyaç oluyor takımlarda. Önemli olan kimde kalacaksa bilmiyoruz. Şimdi bazı haberler. Evet Galatasaray'da anlaştığını söylüyor. Asist Angeliz'di galiba haberi yapan bugün içerisinde de ajans 1905'ten Süleyman Rodop öyle bir anlaşmanın olmadığını söyledi görüşmenin olmadığını söyledi yani zaten mantıklı değil devam eden birlik var ve büyük takım bir futbolcusuna devam ederken gidip bu şekilde yapmak doğru olmaz. Yani bu şekilde transfer menajeri etmek. Transfer etmek olmaz. Menajer oyunlar olabilir. Yani menajeri farklı bir şekilde haber sızdırır. E, oyuncusunun piyasasını yükseltmek için. Bu çok önemli. Hemen haberi sıkıştırırlar. Aa böyle bir algı oluştururlar. Evet. Bu tip şeyler çok yapılıyor. E, şu bakın bunu da gördü. Yarın öbür gün e, Hasan Ali ile Fenerbahçe 3 yıl sözleşme imzalarsa transfer e, şeydi manşetleri düşünebiliyor musun? Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım. Bunlar da olabilir. Bakın bunlar çok yapılıyor. Çünkü Fenerbahçe böyle haberlere ihtiyacı var. Fenerbahçe. Çünkü başarı yok. Bu yani taraftarlar bu şekilde avutabilirler. Şimdi bazı taraftarları görüyorum Fenerbahçe'den istenmeyen adam Hasan Ali. Yarın öbür gün sözleşme imzaladım. daha iyi ki kaldı diyecekler. Çünkü onlarda bir şekilde kendilerini avutacak. Galatasaraylılar da böyle, Fenerbahçeliler de böyle, Beşiktaşlar da böyle. Yani Ama özellikle Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Çünkü şampiyonluk gelmiyor. Nasıl bir şekilde taraftarı sevindireceksiniz? Yaptığınız transferlerde de yaptığınız hamlelerle sevindireceksiniz. Yeni sezonu umut aşılayacaksınız. Bu şekilde olacak. Hatırlamıyor musun Ersun Yanal? Her basın toplantısında taraftarına umut aşılamıştı. Evet biz Çünkü böyle olmak zorunda. Bu zorunda. Fenerbahçe için de geçer. Kimse yanlış anlamasın. Fenerbahçeliler arkadaşlar yanlış anlamasın. Yarın öbür gün Galatasaray teknik direktör de böyle yapacak. Yaptığı zaman Fatih Terim yaptığı zaman 8'de kapanır, 18'de kapanır dediğinde kapatıyor. Ama bazı teknik direktörler buna e, ayak uyduramıyor. Evet yakınlarıyla yaklaşıyor. Peki daha ilginç bir sorum sorun geliyor. Okan Buruk. Evet. Fenerbahçe için konuşuluyor ve Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği söyleniyor. Ne Bu da sabahın haberi, o da gündemi bomba gibi düştü. Ee, şimdi Okan Buruk iyi bir teknik direktör. Bunu herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Çaykur Rize'de yaptıkları, daha önceki takım Akhisar'da yaptıklarına baktığımız zaman, oynattığı futbola baktığımız zaman çok çok farklı bir teknik adam olduğunu kanıtladı. Ve Başakşehir'e geldiğinde de ilk başlarda kötü de başlasa ilk 3-4 haftası kötüydü. Sonrasından mükemmel derecede uyum sağladı. Ve çok da iyi yerleri getirdi Başakşehir. I. Şu an şampiyonluk patasında ilk 3 takımdan bir tanesi. Şu an kim şampiyon olacak dediğimiz zaman ilk 3 takıma bakıyoruz. Yani puanları çünkü çok yakın. Hatta Başakşehir, Trabzonspor aynı puanda. Bunu Okan Buruk'la iyi yakaladılar Başakşehir. Abdullah Avcı'dan aldığı bayrağı iyi getirdi. Burada hemfikir olmalıyız. Evet. Şimdi Fenerbahçe taraftarları Okan Buruk'u neden istemesin? Değil mi? İsterler. Kesinlikle evet, isterler. Evet, evet. Çünkü başarılı bir teknik direktör. Ama hala Okan Buruk'a gerek yok diyorlar. E peki kimi getirecekler? Şu anki şartlarda kimi getiremeli Fenerbahçe? Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'yi bilen bir teknik direktörün Fenerbahçe'nin başında olması çok mantıklı. Benim aklımda, gönlümde Fenerbahçe'nin teknik direktör olması gerektiğini düşündüğüm kişi Erol Bulut. Okan Buruk da olur ama Okan Buruk da söylentilere göre, rivayete göre ben Galatasaray'da çalışacağım diyor. Ben böyle bir şeye hak vermiyorum. Böyle bir teklif geldiği zaman kabul edilebilir. Tabii çok başkadır. Mesela Beşiktaşlılar da diyor ki, e, işte Okan Buruk bizde oynamıştı. Ee, nasıl Galatasaray'la Değil Aynen mi? Yani. Bak şimdi teknik direktörü kim Fener Beşiktaş'ın Sergen Yalçın. Sergen. Sergen Yalçın hangi takımda oynadı? Galatasaray'da oynadı, Fenerbahçe'de oynadı, Beşiktaş'ta oynadı, Trabzonspor'da, Trabzonspor'da oynadı, spor Şeker oynadı, Spor'da oynadı, İstanbulspor'da oynadı. Ee İstanbul evet. ne alaka? Niye efsanevi yaptınız Beşiktaş'ın çocuğu yaptınız? Kaldı ki bunu kimse bilmez. Hani kimse de bazı kişiler bilir. Çocukken farklı takım taraftarıdır Sergen Yalçın. Evet. Beşiktaş'ı tutmazdı. Sonradan tabii ki de e, o kulüple başladığı için gönül bağı oluştu ama ilk etapta Sergen Yalçın Beşiktaşlı değildi arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim size. Okan Burak'a gelince herkes Galatasaray'da şunu düşünüyor. Fatih Terim gidecek Okan Burak gelecek. Değil mi? Sen istiyor musun Okan Burak'ı? Başarılı mı? Başarılı. Bazı taraftarlar Hı hı. Bazı taraftarlar adiyet duygusunun olmadığını düşünüyor. Beşiktaş'a gittiğinden dolayı. Ama e, başarılıysa teknik direktör olarak. Evet gelebilir. Ama şöyle bir, bir Fatih Terim algısı yapmamak lazım. Çünkü çok farklı karakterde insanlar. Ya, tabii ki. Yani şu, Fatih Terim'i derken başarılı olarak diye kastediyorum. Başarılı olacağını düşündüğü için söylüyorum söylediklerini düşünüyorum. Çünkü e, karakter bakımından yakından uzaktan alakası yok. Çok farklı iki karaktere sahip bir e, teknik adam ikisi de. Tabi e, tabii Türkiye'ye gelmiş en iyi teknik direktör Fatih Terim'dir. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. E, ben Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum. Ama öyle bir şart oluşur, şartlar oluşur ki bir bakmışsınız Okan Buruk Fenerbahçe'de bu da olabilir. Olma imkanı da vardır. Şu an şu an Fenerbahçe'nin başında bir teknik direktör yok. Benim anladığım kadarıyla, medyadan takip ettiğim kadarıyla bu takımı Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu yönetiyor. Bu bence, benim kanaatimce sıkıntılı bir durum. Çünkü herkes teknik direktör olamaz. Teknik direktörlüğün oyunculukla yakından, uzaktan alakası yoktur. Fenerbahçe'nin şu anda çok ciddi derecede iyi bir teknik direktöre ihtiyacı vardır. Ve çok önümüzdeki sezonda ne olacağına karar verebilecek bir teknik direktöre ihtiyacı var. O yüzden bir an önce Fenerbahçe teknik direktörünü belirlemeli ve yoluna bu şekilde devam etmeli ve gelecek sezona da bu şekilde hazırlanmalı diye düşünüyorum ve son noktayı koyuyorum. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.